Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde, tarihin her devrinde cazibe merkezi olmuş, Ege'nin incisi güzel İzmir'in merkez ilçesi Karabağlar'dayız. Kurulduğu ilk günden beri, dünyanın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan İzmir'imizin en eski yerleşim bölgelerinden olan Karabağlar, adını son yıllara kadar korunarak gelmiş kara üzüm bağlarından almaktadır. İzmir'in merkez ilçesi Karabağlar'da ilçe müftülüğümüz, aile ve dini rehberlik bürolarıyla, gençlik merkezleriyle, hastane, cezaevi, engellilik, bağımlılık alanlarındaki çalışmalarıyla, çocuğu, genci, kadını, yaşlısıyla bütün Karabağlar halkına hizmet etmektedir. Güzel İzmir'imize hoş geldiniz. Güzel İzmir'imizin güzel ilçesi Karabağlar. Metropol ilçelerinden Karabağlar İzmir'in ve nüfus yoğunluğu olarak en büyük ilçelerinden bir tanesi. Göç alan bir ilçe. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden, her ilinden gelen vatandaşlarımız Karabağlar'da ikamet ediyorlar, yaşıyorlar. Ve bu yüzden hatta zaman zaman işte Karabağlar adeta küçük bir Türkiye şeklinde de ifade ediliyor. Karabağlar isminden de anlaşılacağı gibi bu bölgede daha önceki yıllarda şehirleşmenin bu kadar yoğun olmadığı dönemlerde üzüm bağları varmış Karabağlar'da. Siyah üzümler yetişirmiş. İsmini de muhtemelen oradan alıyor. Karabağlar ismini de oradan alıyor. Bizler de Karabağlar ilçe müftülüğü olarak bu güzel ilçede yaşayan vatandaşlarımıza en güzel şekilde din hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Cefakar, fedakar din görevlilerimiz, din gönüllülerimiz diyelim hatta, onlarla beraber vatandaşlarımıza gerek camilerimizde, gerek Kur'an kurslarımızda, gerek cami içinde, gerek cami dışında, gerek Kur'an kursu içinde, gerek Kur'an kursu dışında en güzel şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ben bu vesileyle bu hizmete katkı sağlayan bütün din görevlisi, din gönüllüsü arkadaşlarıma, Kur'an kursu öğreticilerimize de teşekkür etmek istiyorum. 4-6 yaş Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığımızın son yıllardaki en önemli projelerinden. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında ilk defa 4-6 yaş Kur'an kursları açıldı ve halkımızın bu kurslara teveccühü çok yoğun oldu. Halkımızın bu talebine karşılık vermek üzere bizler de fiziki anlamda uygun olan mekanlarda 4-6 yaş Kur'an kurslarını açıyoruz, açmaya gayret ediyoruz. Mevcut Kur'an kurslarımızın, mevcut sınıflarımızın sayısını da arttırmak için gayret ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde bir anne babanın evladına bırakacağı en önemli, en güzel mirasın güzel ahlak olduğunu, edep olduğunu ifade ediyor. Bir anne baba evladının o minicik yüreğine Allah sevgisini yerleştirirse bundan büyük mutluluk olmaz. Bir anne baba evladının Allah'ını tanıyan, peygamberini tanıyan, kitabını tanıyan bir evlat olarak yetişmesinden daha büyük mutluluk duymaz. Bu kurslarımızda yavrularımız, o minik minik yavrularımız besmeleyi öğreniyorlar, Fatiha okumayı öğreniyorlar, sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, paylaşma, yardımlaşma, değerli vatan, millet, bayrak, ezan, Kur'an sevgisini öğreniyorlar. Bizler de zaman zaman ziyaret ediyoruz. Hakikaten onlarla bir araya geldiğimizde, yavrularımızla bir araya geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Onların vermiş olduğumuz selamun aleyküm selamına ve aleyküm selam şeklinde aldıkları o selamlar, o okudukları dualar hakikaten bizleri de çok mutlu ediyor. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi inşa ediyoruz bu kurslarımızda. Bu vesileyle ben bu kurslarımıza destek olan ve büyük bir teveccüh gösteren halkımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kur'an kursu öğreticilerimiz, 4-6 yaş öğreticilerimiz bir anne şefkatiyle
yaklaşıyorlar hakikaten o yavrularımıza. Onlarla bir anne şefkatiyle ilgileniyorlar, gayret ediyorlar. Onlara bu değerleri öğretebilmek için, Allah sevgisini, peygamber sevgisini, Kur'an sevgisini öğretebilmek için can siparanı bir şekilde çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Yavrularımız bu kurslarımızda hem oynuyor, hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Son zamanların en önemli faaliyetlerinden biri de 4-6 yaş Kur'an kurslarıdır. Çocuklarımızın öğrenmeye en elverişli oldukları bir çağda onlara Allah'ı, peygamberi, ahlakı öğretmek, sağlam temelli nesiller oluşturmak anlamına gelir. Çocuklarına ve gençlerine emek vermeyen toplumlar, geleceğe ümitle bakamazlar. Bu şuurla hayata geçirilen 4-6 yaş kursları, Karabağlar'da büyük ilgi görmektedir. Bizler kursumuzda sayılar, şekiller, kavramlar gibi eğitimlerin yanında temel dini bilgiler eğitimi, temel değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim eğitimi vermekteyiz. Yalnız bu eğitimleri verirken önceliğimiz her ne kadar başkanlığımızın bir genel müfredatı olsa da biz gelen öğrencimize göre çocuğun hazır bulunmuşluk seviyesini göz önünde bulundurarak çocuğa göre ilkesi gereği programı tekrardan düzenleriz ve o şekilde çalışırız. Bizler eğitimimizi verirken öğrenme odaklı çalışmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Öğrencilerimizin öğrenmeyi sevmesi, öğrenme noktasında istekli olması, bir konuyu ya da bir alana dair bir merak duyması, bu merak sonucu o alanda gayret göstermesi, ola ki o alanda vermesi gereken emek çok uzun bir süreç gerektirirse de o emeği vermek üzere gayretli olmasını hedefleriz. Ve bu aslında zannettiğimizden çok daha kolay bir öğrenim metodudur. Bu sayede öğrenci edinerek öğrenir ve kendiliğinden öğrenir. Bizler bu esaslara dikkat ederek çalışmaya gayret ediyoruz. Sene başında öğrencilerimizin hangi zeka türüne sahip olduklarını gözlemler ve etkinliklerimizi, yaptığımız programları da sadece tek bir zeka tipine göre değil, bütün sınıfımızdaki öğrencilerin zeka tiplerine göre planlayarak çocukların ilerlemesini hedefleriz. Ayrıca bizler çocukların duygularını fark etmeleri, yaşadıkları duyguyu anlatabilmeleri, yaşadıkları hissiyatın ne olduğunu dile getirebilmeleri için de programlar düzenleriz, etkinlikler düzenleriz. Bu sayede çocuğun hem duygularını anlatabilen, hem duygu farkındalığı olan, hem de ileride duygu dayanıklılığı olan bireyler olmalarını hedefleriz. Müfredatımızı uygularken yaratıcı drama ve P4C yani çocuklara yönelik felsefeden de faydalanıyoruz. Çocuklarımızın kursumuza geldiği andan itibaren her alanda, her bakımdan gelişmiş olmalarını arzu ediyoruz. Bu sayede çocukların dil gelişimleri, sosyal becerileri artmakta. Öğrencilerimizin her gün tekerleme söyleyebilmesi, dil üzerinde gayretli olması, kendini ifade edebilmesi bizim önceliklerimiz arasındadır. Her anne baba gibi en değerli varlığımızı, sadaka-i cariyemiz olacağına inandığımız evladımızı en doğru olan yere emanet etmek istedik. Bu istekle çıkmış olduğumuz yolda süzgecimiz de milli ve manevi değerleri yoğurarak etkili bir din eğitimi verecek, Kur'an-ı Kerim öğretecek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacak ve onu tanıtacak, ilkokula hazır bulunuşluğunu destekleyecek ve en önemlisi tüm bunları harmanlayarak sevdirecek, aynı zamanda yüreğine nakşedecek ve kişilik gelişimine yön verecek, güzel dokunuşlarla dokunacak bir yer olması idi. Ben evde evladıma da Kur'an-ı Kerim eğitimi verebilirdim. Fakat bizim istediğimiz bilgiden ziyade güzel davranışlara dönüşecek, onu destekleyecek, tüm bunları yaparken sevgiyle yüreğine dokunacak ve onu yaşamı boyunca hayatında rehber edineceği davranışlara dönüştürecek bir alan sağlamasıydı. Elhamdülillah süreç içerisinde gördüm ki gönüllerini açarak
Bu uğurda çalışan hocalarımız çocuklarımızın yüreklerine çok güzel dokunuşlarla güzellikler katıyorlar. Aynı zamanda onların düşünsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerine profesyonelce destek sağlıyorlar. Öğrencilerimizin kendi kendine yetebilmesi, yani kendi kıyafetini giyebilmesi, kendi ayakkabısını bağlayabilmesi, kendi yiyeceğini yiyebilmesi bu yaş için çok önemli bir değerdir. Biz hem velilerimizi bu konuda bilgilendiriyor hem de öğrencilerimizin kurs içerisinde kendi işlerini yapabilmeleri noktasında destekliyoruz. Yıl içerisinde velilerimize yönelik seminerler düzenliyor ve onların bu süreç içerisinde yapmaları gerekenleri tekrardan istişare ediyoruz. Bu yaş grubu kendisini koruyan ailesinin dışında ailesinden daha güçlü, daha koruyucu, daha merhametli bir güce ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple onlar Allah'a inanma ihtiyacını içlerinde taşırlar. Biz çocukların dini duygu tecrübe yaşamasını ve bu yaşadıkları dini duygu tecrübesinin bir yetişkin olduklarında dahi onların aklında kalabilecek, onların tekrardan Allah'la daha güçlü bir bağ kurmalarına destek olabilecek bir tecrübe yaşamalarını hedefliyoruz. Bizler çocukların kursumuz içerisinde yaşadıkları dini tecrübelerle bir ömür boyu onlara Allah'ı hatırlatacak, Allah'la beraber kurdukları bağı güçlendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca kurslarımızda dua eğitimi de veriyoruz. Burada sadece duayı nasıl yapacağımız, ne şekilde söyleyeceğimiz değil de duayı ne zaman, nerede yapacağımız noktasında onlara bir eğitim veriyoruz ve çocuğa tabii ki duanın nasıl kabul olacağını ya da kabul olur mu, olmaz mı gibi sorularının cevaplarını da veriyoruz. Yaptığımız Kur'an-ı Kerim eğitiminde yine çocukların hazır bulunmuşluk seviyesine dikkat ederek çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları Kur'an-ı Kerim eğitimi onların kendi hızında ilerler ve genelde de süreç içerisinde öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'e geçmekte. Yalnız biz sadece öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklar olmalarını değil, aynı zamanda bütün kazanımları beraber sırtlanmış, her bir eğitimi, her bir beceriyi kollarına takmış çocuklar olmalarını arzu ediyoruz. Kur'an eğitimini verirken zaman içerisinde gözlemliyoruz ki çocuklar Kur'an ahlakıyla da ahlaklanıyorlar. Velilerimiz kursumuza gelen öğrencilerimizin her geçen gün dil becerisi noktasında geliştiğini, kendini ifade edebildiklerini ve davranış noktasında, güzel ahlaka ulaşma noktasında bütün aileyi teşvik ettiklerini söylüyorlar bizlere. Sadece öğrencimizde bir davranış değişikliği değil, bütün bir ailede davranış değişikliğini sağladığımızı söyleyebiliriz. Değerler eğitimi ve temel dini bilgiler eğitimini aldığı için ilk önce çok şanslıyız. Okul öncesi eğitimi aldığı için de okula birinci sınıfa hazırlık oluyor. Bu bizim için çok önemli. İlk önce şunu söylemek isterim. Evde dini eğitimini temel olarak yeteri kadar veremediğimizi düşünüyorum. Ve okulumuzda bütün dini eğitimini tamamladığını düşünüyorum. Özellikle su içerken. Mesela üç yudumda içmesi gerektiğini öğrenip oturarak içmesi gerektiğini söylüyor. Ve bizim unuttuğumuz şeyleri de bize söyleyerekten bize de hatırlatıyor. Eğlenceli oluyor bu da bizim için. Ailece verimli oluyor. Hocalarımızdan açıkçası çok memnunuz. Özellikle öğretmenimiz, diğer öğretmenler de dahil olmak üzere bir anne şefkatiyle yaklaştığı için çocuklarımıza okula koşa koşa gitmek istiyorlar ve çok memnunuz bu durumdan da. Ayrılım, adaptasyon sorunu çektiği zamanlar oldu ama çok kısa sürdü bu. İlk defa ayrılıyoruz çünkü çocuklarımızdan okul öncesi olduğu için. Ve birinci sınıfa da hazırlık olacağını düşünüyoruz. Çok memnunuz öğretmenlerimizden. Allah'ın kelamı ve dünyamızın nizamı olan Kur'an-ı Kerim, bizler için çok değerlidir. İnsanlar arasında da Kur'an'ı ezberleyen hafızların ve Kur'an'a hizmet edenlerin değeri çok yüksektir.
Karabağlar İlçe Müftülüğü'ne bağlı hafızlık Kur'an kursları, içimizdeki en değerlilerin yetiştirildiği merkezlerdir. Allah hafızlarımızdan ve onları yetiştiren değerli hocalarımızdan razı olsun. İlçemiz hafızlık Kur'an kursu sayısı bakımından ilimizde en önde gelen ilçe. İlçemizde 5 tane yatılı Kur'an kursumuz var. Bunların 3 tanesi erkek yatılı hafızlık Kur'an kursu, 2 tanesi de kız hafızlık yatılı Kur'an kursu. Ve bu hafızlık Kur'an kurslarında 600'e yakın evladımız, yavrumuz Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar, hafızlık yapıyorlar. Ümmetin en şereflisi olmak için gayret ediyorlar. Hafızlık projesi aşamasında İmam Hatip Okulu'na da gidiyorlar. İmam Hatip Lisesi'nde aynı zamanda hem okuyor yavrularımız hem de hafızlığını devam ettiriyorlar. Hakikaten bu kolay bir şey değil. Bu güç ister, kuvvet ister, fedakarlık ister ama yavrularımız Allah'ın kelamını ezberlemek için, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesidir. Müminler için bir nurdur, bir şifadır. Bu kitabımızı ezberlemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizler de müftülük olarak, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu kardeşlerimize yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ediyoruz. Yine bu vesileyle bu kurslarımıza destek olan hayırseverlere de yine teşekkür etmek istiyorum. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu hizmetler devam ediyor. Bu kardeşlerimiz elbette ki hafızlığı yapıyorlar, Kur'an'ı ezberliyorlar, okuyorlar, anlıyorlar. Kur'an'ı okuma, Kur'an'ı anlama derslerimiz de var bizim. Kur'an'ı artık anlamak da önemli ve Kur'an'ı yaşamak da önemli. İnşallah bu kardeşlerimiz de Kur'an'ı hem okuyacaklar, hem ezberleyecekler, hem anlayacaklar, hem de yaşayacaklar. Ve kendinden sonraki nesillere de inşallah bu Kur'an'ı öğretecekler. Onlar da hafızlar yetiştirecek ve nesillerden nesile inşallah devam edecek Kur'an'ın ezberlenmesi, hıfzı. Kur'an kursumuz 1945 yılından bugüne kadar 77 yıllık bir sürenin içerisinde kurban hizmetine, hafızlık eğitimine devam ediyor. Kur'an kursumuz 22 dönümlük bir arazinin içerisinde bir kampüs halinde bulunmakta ve 4 bloğun içerisinde 439 öğrenciye hizmet vermektedir. Kestanepazarı Kur'an kursu Kur'an eğitimine ve hafızlığa önem veriyor. Bahsettiğim gibi 77 yıldan beri 10.000'in üzerinde Kur'an kurslarımız hafız öğrencilerini yetiştirmiş ve Türkiye'nin hemen hemen her bir ilçesine, her bir memleketine öğrencilerini göndermişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir buyurmaktadır. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise Kur'an'ı okuyana, Kur'an'la meşgul olana saygılı olunuz buyurmaktadır. Hafız öğrencileri methederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en şereflileri buyurmuştur ve şu müjdeyi vermiştir. Kim Kur'an'ı okur, onu ezberler, onunla meşgul olur, helaline helal, haramını haram bilip bunlara uyarsa Allah onu cennetine koyar. Ve ailesinden cehennemi hak etmiş 10 kimseye de şefaat hakkı verir, müjdesini vermiştir. Yüce Allah-u Teala bizleri bu vazifelerde çalıştırdığı için Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Kestanepazarı Kur'an kurslarımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı protokolü gereğince örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimine devam etmektedir. 10 yıl süre içerisinde İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi İşbirliği içerisinde Karabağlar Müftülüğü Kestanepazarı Hatay Kur'an kursumuz bu öğrencilerimizi yetiştirmeye gayret etmektedir. İsmim Muhammed Altunbağ. 12 yaşındayım. Aslen Diyarbakırlıyım. Şimdi İzmir Torbalı'da oturuyorum. Yaklaşık 2 yıl önce Kestanepazarı'na hafız olmak için geldim.
5. sınıfı okulumuz İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık hazırlıkla birlikte okudum. Kestane pazarına geldiğimde Kur'an okumayı bilmiyordum. Kur'an'ı, tecvid bilgilerini, mahreç derslerini, ilmihal bilgilerini burada öğrendim. Şu anda 16 sayfayla hafızlık yapıyorum. Dersimizin haricinde arkadaşlarımızla ilgi alanlarımıza göre ahşap, ebru, resim, robotik kodlama, mutfak gibi birçok aktivitenin yanında kamp programlarına, gezi faaliyetlerine giderek zamanımızı değerlendiriyoruz. Hafızlığımı bitirdikten sonra iyi bir üniversitede okuyup ve gelecekte makine mühendisi olmayı düşünüyorum. Benim hayatıma dokunan en önemli isim muhterem hafızlık hocam kıymetli Bilge Şen'dir. Bu vesileyle kendisini saygıyla selamlıyor ve hürmetle ellerinden öpüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu güzel müjdesine mazhar olabilmek hafızlığın başlı başına en güzel mükafatlarındandır. Hafızlar mukaddes kitabı sadece dillerinde değil, gönüllerinde de taşırlar. Onların fikri de, zikri de, şükrü de Kur'anidir. Kur'an-ı Kerim'in rahmani ikliminde felaha ve salaha erenlerdir onlar. Hafızlık, lafzın ve mananın aynı gönülde birleştirilmesidir. Rabbim cümlemizi Kelamullah'ın lafzıyla hamil, manasıyla amil olabilen hafızlardan eylesin ve bu minvalde öğrenciler yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Kursumuz 2009 yılında eğitime başlamıştır. 11 öğreticimiz, 1 psikolojik danışmanımız ve 115 öğrencimiz mevcuttur. Kurs binamızda öğrencilerimizin günlük ihtiyaçlarını konforlu bir şekilde yerine getirebilecekleri fiziki imkanlar mevcuttur. Kütüphane, mescit, dinlenme odaları, konferans salonları ve çeşitli sportif faaliyetlere yönelik alanlar bulunmaktadır. Kursumuzdaki öğrencilerimizin iaşe ve ibatelerini tamamen Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerimiz karşılamaktadır. 2017 yılından itibaren örgün eğitimle birlikte hafızlık proje sınıflarımız için 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu ile birlikte çalışmaktayız. Bütün bu çalışmaların neticesinde idealist hafızlar yetiştirmek, ülkesine, milletine hizmet etmeyi şiar edinen, milli ve manevi değerlerine bağlı, inançlı, ahlakı Kur'an olan nesiller yetiştirebilmek de kursumuzun temel gayesidir. Hafızlık derslerinin yanında talim ve dini musiki gibi derslerle de hafızlarımızın eğitimleri desteklenmektedir. Ayrıca ilçe halk eğitim merkezi ile ortak çalışmamız sonucu haftanın belirli günlerinde tesip, hat, kaligrafi gibi dersler de yapılmaktadır. Bütün bunların dışında basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi çeşitli sportif faaliyetler de yapılabilmektedir. Adım Yağmur Timur. Hafızlık projesi sınıfındayım. Dersimiz saat 8'de başlayıp 12 çeyrekte bitiyor. Aralarda oyun ve eğlence molalarımız oluyor. Bahçede basketbol, voleybol, saklanmaç ve ebelemece oynuyoruz. Hocalarımız ve belletmenlerimiz de sinema, piknik, gezi gibi sosyal faaliyetlerimiz oluyor. En çok da hafızlığını bitiren öğrencilerin geleneksel ıslanma programları çok keyif veriyor ve motive ediyor. Psikolojik danışmanımızla rehberlik derslerinde sohbet ediyoruz. Bana çalışmaları gibi çok çeşitli derslerimiz, etkinliklerimiz oluyor. Allah nasip ederse hafız olarak kursumda görev yapmayı çok istiyorum. Öğrencilerimiz için sosyal tesislerimizde oluşturduğumuz atölyelerde öğrencilerimizi hem eğitmeye, hem mutlu etmeye ve de hem de
hafız olmalarına gayret ediyoruz. Bunların yanında öğrencilerimizin spor faaliyetlerine dikkat ediyoruz. En çok öğrencilerimiz futbol, basketbol, tenis gibi maçları daha çok seviyorlar ve yıl içerisinde değişik turnuvalarla öğrencilerimizi eğitiyoruz. Atölyelerin içerisinde ahşap, ebru, resim, akıl oyunları odası, mutfak, diğer bölümlerin içerisinde öğrencilerimizi eğlendirerek hafız yapmaya gayret ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza yazmış olduğumuz değişik projelerle beraber öğrencilerimize ülkemizin güzel yerlerine İstanbul, Bursa, Çanakkale, Konya gibi ve İzmir'imizin tarihi ve kültürel alanlarına geziler düzenliyoruz. İzmir Buca'da bulunan Kestanepazarı Mesire alanında öğrencilerimize yatılı kamplar düzenliyoruz. Bunların yanında haftalık olarak yapmış olduğumuz programların içerisinde sinema saatleri, stres gezileri, ünlü buluşmaları ve bunun yanında sayamayacağım birçok sosyal ve sportif aktivitelerle öğrencilerimiz için meşguliyet alanlarını genişletiyor ve öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettiriyoruz. Kestanepazarı'na kayıt etmiş olduğumuz öğrencilerimizden herhangi bir ücret veya aidat talep edilmemektedir. Kestanepazarı'ndaki öğrencilerimizin İaşe ve ibadetlerini Kestanepazarı dernek ve vakıfları karşılamaktadır. Buralara hayırseverlerimizin yapmış olduğu zekat, fitre, sadaka, kurban vesaire yardımlarıyla, bağışlarıyla beraber bu öğrencilerimizi okutmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz için düşünmüş olduğumuz fırsat, kaliteli bir hafız, kaliteli bir din adamı, bunun yanında kaliteli hafızın yanında hafız bir mimar, hafız bir doktor, hafız bir mühendis, hafız bir hukukçu olmalarını arzu ediyoruz. Din görevlilerimiz cami içinde olduğu gibi cami dışında da en güzel hizmetleri gerçekleştiriyorlar. Artık din görevlisinin, İmam Hatip'in tanımı değişti. Hakikaten her yerde olmak zorundayız biz. Toplumun her kesimine dokunmak zorundayız. Onların gönüllerine girmek zorundayız. Ve bunu çok güzel bir şekilde başarıyor din gönüllerimiz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bugün din gönüllüsü cami dışında toplumun her kesimiyle, çocuklarla, bakın yaz Kur'an kurslarında okuttukları talebeleri, okul döneminde de yine cumartesi, pazar olsun, akşamları olsun iletişimlerini, irtibatlarını kesmiyorlar. Bu çocuklarla 12 ay boyunca 7-24 irtibatlarını devam ettiriyorlar, ilgileniyorlar. Gençlerle sohbet halkaları düzenliyorlar kardeşlerimiz. Yine sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Gezilere çıkıyorlar. Sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriyorlar. Yine bağımlılıkla mücadele ediyor din görevlilerimiz. Engelli kardeşlerimize destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Şiddetle ilgili, kadına şiddetle ilgili başkanlığımızın talimatları doğrultusunda programlar gerçekleştiriliyor. Mesela din görevlilerimiz cami dışında mahallelerinde bulunan kahvehaneleri, kıraathaneleri ziyaret ediyorlar. Bu konularda sohbet ediyorlar. Bağımlılıkla mücadele konusunda büyük fedakarlıklar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar din görevlilerimiz. Fakir, fukara, yetim, bunlara el uzatıyorlar. Cami içerisinde hayırseverleri organize ederek bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Bu hususta da din görevlilerimiz hakikaten büyük bir teşekkürü hak ediyor. Din görevlilerimiz hayatın her alanında mesai kavramından bağımsız olarak milletimize hizmete devam etmektedir. Din görevlilerimiz doğumdan ölüme kadar ve hayatın her anında yanımızda olan manevi kahramanlarımızdır. Hayatını mesleğine adamış değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Adım Mutlu Çiper. Adana Tufanbeyli Akpınar Köyü'nde dünyaya geldim. 2001'in Ocak ayında Karabük Eflani Bakırcılar Kaykoğlu mahallesinde bu kutsal göreve atandım. İmam Hatiplik görevime atandım. Cenab-ı Mevlam bu kutsal görevi razı olacağı şekilde yapabilmeyi
Mevlam cümlemize nasip eylesin inşallah. Mevlam, nazargah ilahi olan, Beytullah olan gönüllere dokunabilmeyi, kalplere dokunabilmeyi, hayata dokunabilmeyi ömrümüzün sonuna kadar nasip eder inşallah. Hizmet etmekle huzur bulduğum, mutlu olduğum Selvili Camimizde imsaktan yaklaşık bir saat evvel camimizin kapıları açılır. Ve manevi mimarlarımız olan cemaatimiz, Allah hepsinden razı olsun, her bir köşede Kur'an-ı Kerim okurlar, namazlarını kılarlar. Namaz vakti yaklaştığı zaman beraberce mukabelemizi okuruz. Ardından da namazımızı ikame ederiz. Öğlen namazı vaktinde yine aynı şekilde bir saat evvel mukabelemize başlarız. Ardından tefsirimizi yaparız ve namazı ikame ederiz. Selvili Camimiz elhamdülillah esnafıyla, işçisiyle, memuruyla, muhtarıyla sımsıkı kenetlenmiş ve bu şekilde elhamdülillah çok güzel hizmetler nasip oluyor. Esnaf kardeşlerimizle birlikte, Allah hepsinden razı olsun, Kur'an-ı Kerim, gerekirse uzaktan eğitim olsun, gerekirse bizzat gelerek, gelemedikleri zaman biz de dükkanlarına uğrayarak birçok kişiye Kur'an-ı Kerim öğretmek nasip oldu elhamdülillah. Ve esnaf kardeşlerimiz, cemaatimiz, derneğimizle birlikte hayırlarda bulunuyoruz. Hayır işlerini beraberce yapıyoruz. Mevlam utandırmasın inşallah. Selvili Camimizde hayırsever iş adamı İsmail Burçin abimizle, cemaatimizle, derneğimizle elhamdülillah 4-6 yaş grubu Kur'an kursumuzu kazandırdık. Diyanet evinde bulunan kardeşlerimize, kıymetli eşim Züleyha Hocam'la birlikte onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Camimiz çok hareketli bir cami. Bu Karabağlar ilçesinde çok cemaati iyi bir olan bir camimiz. İyi, verimli bir camimiz. Arkadaşlarımızla veya cemaat arkadaşlarımızla çok samimiyetimiz var. Biz buralarda çok eskiden beri bu camide cemaatiz yani. Allah razı olsun, tabii Mutlu Hocam olsun, Şakir Hocam olsun bizlere bu camiyi daha çok sevdirdi. Ben ona inanıyorum yani. Çok kaynaştırdı. Allah onlardan razı olsun. 24 saat yetmeyecek desem yeri var bu camide. Yani bu cami çok kıpte edilecek bir camimiz. Cemaat öyle. Yani etrafımız muhafaza insanlarla dolu. Yani öyle bir sıkıntımız yok cemaatimizden. Çok güzel hizmet yapıyorlar. Allah razı olsun. Arkadaşlarımızdan olsun. Herkesten bizden razı olsun yani. Şimdi hocam tabii bizleri bıraktı, gençlerle uğraşıyor. Artık hakikaten de aşağısı dolu. Yanı dolu, üstü dolu. Cemaat tam yükün dolu. Full dolu camimiz. Şimdi madde bağımlısı kardeşlerimizle ilk tanışmamız Urla'da Kütük Minare Camisi'ne atandığımda başladı. Rabbime çok dua ettim. Rabbim bana gençleri nasip et. Rabbim bana gençleri nasip et diye çok dua ettim. Cenab-ı Mevlam duamı kabul etti. Ve cami elhamdülillah gençlerle doldu ve taştı. Orada çok kaliteli gençlerle tanıştım.
tevbe etmenin, ben bir daha yapmayacağım demenin ne demek olduğunu, istiğfar etmenin, keşke yapmasaydım demenin ne demek olduğunu ben o gençlerden öğrendim. Allah hepsinden razı olsun. Selvili Camimize atandıktan sonra Allah razı olsun Karabağlar Müftümüz, Fahri Hocam bağımlılıkla mücadele koordinatörü olarak bizleri atadı. Daha sonra Ali Uğur Karatay Hocam'ın Servet Gücüm kardeşimle tanışmamıza vesile oldu. Allah razı olsun Servet kardeşim. Zaten çok istikrarlı olduğu için ve azimli, kararlı olduğu için beni hiç yormadı. Ve en güzel şekilde elhamdülillah beraberce kurtulmasına vesile olduk. Şu anda Servet Gücüm kardeşimizi diğer madde bağımlısı kardeşlerimize örnek olarak gösteriyoruz. Allah razı olsun inşallah. Camimizde genç kardeşlerimizle beraber akşamları toplanıyoruz. Onlarla beraber muhabbet ediyoruz. Çay demleyip içiyoruz. Onların dertleriyle ilgileniyoruz. Onlarla beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Günlerini en güzel şekilde burada geçirmeleri için gayret ediyoruz. Camiyi ısındırmak için, camiye alıştırmak için gayret gösteriyoruz. Ailelerimizden memnuniyetlerini Allah hepsinden razı olsun. Gerek telefonla bildiriyorlar, gerek yüz yüze karşılaştığımızda dualarını esirgemiyorlar. Bu şekilde güzel dönüşler alıyoruz. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Ben bu bataklığın içindeyken belki de hayattan nefes alamayacak noktaya geldik. Yani geldiğim bir noktaydı. Şu anki durum arasında o kadar büyük bir fark var ki nefes aldığımı hissediyorum. Yani benim bir dumanla başladığım hayata artık son nefesimi verme noktasına kadar gelmiştim. Şöyle yani çok yorulmuştum artık. Bataklığın en dibindeydim. Hani tavsiyem bir kere bile dememelerini istiyorum. Yani bir kereden ne olur dememelerini istiyorum. En büyük yani söyleyecek sözüm budur yani. Şimdi ben buraya Eski Çamlık Mahallesi'nden geldim. Bu mahallede daha önce bu caminin imamı ile ilgili çok şey duydum. Hani çok güzel sohbetlerinin olduğunu duydum ama Mutlu Hocam çok genç bir hoca, çok tecrübeli. Bizim muhabbet arasında Urla'dan geldiğini, oradaki arkadaşlara çok büyük destekler verdiğini, sohbetini dinlemiştim. Hani ben bu kadar genç birinin bu kadar çok şey başarabileceğine inanmıyordum. Benim kayınpederim de bu mahallede oturuyor. Gerçekten de hani övgüyle bahsediyorlar kendisiyle. Hani biz abi kardeş ilişkisi var içeride, yani aramızda şey değil, hani hoca cemaat gibi değil, abi kardeş ilişkisi var. Sağ olsun dediklerim, yani dediğim gibi, yani ikisi de sürekli beni arayıp sorarlar. Hani nasipse inşallah bir sene sonra kendi çocuğumu da zaten buraya getireceğim. İnşallah faydalanmaları için. Ama dediğim gibi çevresinde çok güzel, çok güzel bir gençlik var. Hiç de bırakmıyorlar. İnşallah böyle devam eder. Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde Karabağlar'daydık. Karabağlar İlçe Müftülüğümüzün faaliyetlerine sizlerle birlikte şahit olduk. Bütün Karabağlar halkını bu faaliyetlerden faydalanmaya ve manevi alanlarda daha bilgili ve daha donanımlı olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki bölümde başka bir ilimizde olacağız. Sağlıcakla kalın.